Sayın Solmaz Türk'ün de yorumunu alarak yorumlamaya, tartışmaya başlayalım. Sayın Solmaz Türk, siz cihatçıların Halep'e neden saldırdığını düşünüyorsunuz? Gerçi az önce Sayın Karan da söyledi, aslında bu yönde bir takım hazırlıklar vardı. Yerel basından, Türk basınına da, Orta Doğu basınına da yansıyordu. İdlib'de bu grupların hareketliliği, hazırlıkları, silahlanmaya başladığı yönünde yaklaşık bir aydır yoğun haberler vardı. Hemen 26 Kasım'dan sonra, 26 Kasım'ın önemi ne? Netanyahu'nun Lübnan'da ateşkesi kabul ettiği tarih. Üstelik o anlaşmayla ilgili konuşmayı yaparken de Lübnan'a destek veren Esad ateşle oynuyor diye de bir uyarı yaptı. 26 Kasım'da bu olurken 27 Kasım günü bu cihatçı grupların hep birlikte, yani HTŞ, Türkiye'nin terör örgütü listesinde yer alan HTŞ'nin de ve Türkiye'nin maaşlarını ödediği Suriye Milli Ordusu'nun da hep beraberce saldırıya geçtiği bir durum yaşanmış oldu. Siz bu saldırıyı neye bağlıyorsunuz? Neden böyle bir saldırı düzenledi bu gruplar? Buyurunuz. Tabii basit cevabı şu aslında. Askeri anlamda bir fırsat bulduğunuzda, eğer bir çatışma, bir savaş halindeyseniz, fırsat bulduğunuzda saldırırsınız, taarruz edersiniz. Yani burada bir fırsat gördüğü HTŞ'nin çok açık. Çok açık. Ancak tabii büyük resim içinde, yani büyük savaş içinde, iç savaş içinde bu muharebelerin niçin şimdi başladığı ve niçin Halep'e yöneldiğini tabii belki tartışmak lazım. Evet. Tabii bizlerin bilgileri doğal olarak sınırlı. Mesela hanımefendi, tabii Ceyda Hanım açıkladı, bir gazeteci olarak son bilgileri bizimle paylaştı. Yankı Amiral de bazı bilgileri paylaştı. Tabii şüphesiz biz tabii dönüp kendi Dışişleri Bakanlığımıza bakmamız tabii lazım. Yani çünkü onların kaynakları en sağlam olması gerekir. Yani ne bittiğini herhalde onlar bizlerden, bütün gazetecilerden, herkesten çok daha iyi biliyorlardır. Şimdi Dışişleri Bakanlığı'nın bu konudaki açıklamasına baktığımda tabii çok şaşırtıcı, yani böyle bir duruş var. Yani buraya bakarsanız bir kere burada ne Özgür Suriye Ordusu veya Suriye Milli Ordusu'ndan ne Heyet Tahrir Eşan'dan hiç kimseden söz edilmiyor. Evet. Hiç kimseden. Yani buraya, yani bakar, yani siz Dışişleri Bakanlığı'na sözcüsünün ifadelerine, ki sözcü olduğuna göre tabii resmi açıklama bu. Resmi açıklamasına bakarsanız burada kendi halinde sessiz sakin yaşayan, işine gücüne bakan bir grup var, bir bölge var. Bunlar birdenbire kendilerini bir tehdit altında gördüler. Ve bu tehdide cevap vermek ve ön almak üzere böyle bir harekat, böyle bir operasyon başlattılar gibi bir şey var. Yani, nitekim bu harekatın ismi de saldırganlığı caydırma harekatı. Evet, caydırma harekatı. Ama bunu kim yaptı? Bakın hiç geçmiyor burada. Burada hiç geçmiyor. Bakın biz konuşuyoruz, bütün dünyanın her yerinde, yani haber ajansları, gazeteler, televizyonlar hepsi bundan bahsediyor. İşte Dışişleri Bakanlığı'na soruyorum. Siz bunun farkında değil misiniz? 2018'den beri fiilen Türkiye bu bölgeden sorumlu değil mi? Uluslararası anlaşmalara bu sorumluluk nedeniyle imza atmadı mı? 2018 mutabakatını hiç siz görmediniz mi? 2018 mutabakatını Tayyip Erdoğan imzaladı. Bu mutabakatı görmediniz mi? Buradaki koşullar, sorumluluklar aldınız. Burada bakın 10 madde. Bu 10 maddenin gereğini yapamadınız. Sonra da o zamanki Dışişleri Bakanı bundan şikayet etmişti. Ya bizi, yani mealen söylüyorum, ya bizi kandırdılar. Kanmasaydın kardeşim. Kanmasaydın. Cumhurbaşkanı'nın bu belgenin altına imza attırmasaydın. Ha. Şimdi sonra olmadı. 2020'de Şam, Suriye hükümeti operasyon başlattı. 2020 19 aralığında başladı. 2020 Ocak, Şubat başını, 2 Şubat'tan itibaren Tayyip Erdoğan
Rusya'yı, İran'ı ve Suriye'yi tehdit etmeye başladı. Geri çekilin, operasyonu durdurun, geri çekilin, çekilmezseniz biz sizi atarız, atmasını biliriz. Hatta Rusları kastederek açıkça şunu söyledi. Şunu söyledi. Hava araçları aidiyetine bakılmaksızın ve uyarı yapılmaksızın ateş altına alınacaktır. Bunu söyledi Tayyip Erdoğan. Ve Şubat sonuna kadar, Şubat sonuna kadar çekilin diye ultimatum verdi. Savaş ilanıydı. Biz öyle o şehitleri verdik. Şimdi sonra 5 Mart 2020'de Moskova'da ateşkes yapıldı. Şimdi bu ateşkes o daha önce 2018'deki İdlib'den Türkiye'nin sorumlu olduğu gerçeğini, Ruslar arası yükümlülüğünü teyit etti. Ve dedi ki M4 karayolunun kuzeyinde 6 kilometre, güneyinde 6 kilometre derinliğinde güvenli koridor tesis edilecek. Ve burada işte karşılıklı devriyeler, şunlar bunlar başlayacak vesaire vesaire. İşte o günden bugüne, yani aradan geçen 4,5 yılda ne oldu diye ben şimdi Dışişleri Bakanı'nın sözcüsüne soruyorum. Tabii onun üzerinden Dışişleri Bakanı'na soruyorum. Genelkurmay Başkanı'na soruyorum. Ve tabii ki Cumhurbaşkanı'na soruyorum. Hani her şeyden o sorumlu ya, ona soruyorum. Ha, şimdi buradaki grup çok açık bir şekilde bir fırsat buldu. Suriye Silahlı Kuvvetleri'nin ve ona destek veren İran olsun, Rusya olsun bir zafiyet anını buldu. Bunun bu zafiyetin nereden geldiğini hepimiz biliyoruz kaynaklandığını. Bundan istifade etmek ve kontrol ettiği bölgeyi genişletmek ve Şam hükümetini mevcut bölünmeyi kalıcı hale getirmeye zorlamak için, bunu kabul etmeye zorlamak için uluslararası operasyonun bir parçası olarak bunları başlattı. Evet. Benim görüşüm budur. Bir, iki, şunu da söyleyeyim. Şimdi bakın biz sizinle yaptığımız programlarda ben birçok kez hep şunu söyledim. Dedim ki, bakın Fırat'ın doğusu diyoruz. Sanki Fırat'ın batısında hiçbir şey yokmuş. Hiçbir sorun yokmuş, hiçbir risk yokmuş gibi konuşuyoruz. Asıl sorun, Fırat'ın doğusundan daha büyük sorun, Fırat'ın batısındadır. Çünkü Amerika Fırat'ın doğusuyla batısını bir görüyor. Çünkü bu iki bölgedeki fiili durumun kalıcı hale gelmesiyle ancak Suriye'nin bölünmüşlüğü kalıcı kılınabilir. Amerika bunun için çalışıyor ve HTŞ'yi terör örgütü ilan etmiş olmasına rağmen terör örgütü değilmiş, aynı YPG gibi Amerika'nın silahdaşıymış, müttefikiymiş, silahlı gücüymüş gibi kullanmanın hazırlıklarını yapıyor ve HTŞ'ye siyasi meşruiyet kazandırmaya gayret ediyor ve HTŞ yönetimiyle koordineli ortak bir çalışma içinde uluslararası diplomatik operasyon yürütüyor diye birçok kez söyledim. İşte şimdi dediğimiz yere geldik. Şimdi Dışişleri'nin bu açıklamasından görüyoruz ki Türkiye buna açık bir şekilde onay veriyor. Türkiye derken Türkiye yönetenleri kastediyorum. Bu vahim bir durumdur. Son derece vahim bir durumdur. Türkiye'nin ulusal çıkarlarına aykırıdır. Bu duruma gelinmemeliydi ama anlaşılıyor ki Türk hükümeti de Amerika'nın ve İsrail'in başını çektiği Batı koalisyonunun istediği yolda bu siyasi ve askeri operasyona destek veriyor. Onun bir parçasıdır. Teşekkür ederim. Evet, biz teşekkür ederiz Sayın Solmaz Türk. Sayın Solakoğlu, tam da Sayın Solmaz Türk'ün işaret ettiği yerden diplomasi boyutuyla gireyim. İki konu dikkatimi çekiyor. Bir, Sayın Solmaz Türk'ün de işaret ettiği dışişleri sözcüsünün açıklaması hakikaten bir tuhaf. Yani özetle diyor ki İdlib'e saldırılar konusunda uyarmıştık. O saldırılar bugün yaşananlara neden olmuştur. Yani mealen diyor ki kim saldırdı tabii İdlib'e dışişlerinin bakışıyla? Rusya destekli, İran destekli Suriye İdlib'e saldırıyordu. Şimdi onlar saldırdığı için de bugün
diğerleri Halep'e saldırmış oldu diyor. Bunun içinde tabii bir sürü tuhaflık var. Onlara hiç girmeyelim. Hani kendi toprağına saldırır mı saldırmaz mı gibi tuhaflıkları bir yana bırakalım ama bu dışişlerinin meseleye bakışını göstermesi bakımından ibretlik olduğu için altını çizmiş olayım bir. İkincisi Sayın Solmaz Türk'ün işaret ettiği bu Astana anlaşmalarının ruhu aslında şuydu. Yine Rusya destekli Suriye ordusu İdlib'deki bu grupları temizleyecekti. Türkiye dedi ki aman durun bu işin sorumluluğunu ben alıyorum. Bu grupları ben silahsızlandıracağım dedi. Özeti bu aslında. Peki ne oldu? Yani geçen yıllar içerisinde değil silahsızlanması tersine fazlasıyla silahlandığı gibi bir sonuç ortaya çıkmış oldu ki silahlanan o gruplar hem İdlib'de hakim oldular hem de Halep'e saldırmış oldular. Burada kritik noktada şu, HTŞ Türkiye açısından gerçekten terör örgütü müdür değil midir? Resmi olarak öyle görünüyor. Fakat Türkiye'nin sorumluluğu...